telefonun alarmını kurdum. 3 dakikaya çalacak. Arda da geliyor. Planım tıkır tıkır işliyor. Arda Bey! Bu kız da her yerde karşıma çıkıyor. Art niyetli düşünsem diyeceğim ki bilerek yapıyor. Şey, ben hazır sizi görmüşken yarın iş yerine biraz geç gelsem sorun olur mu? Sanki iş yerinde de ne iş yapıyorsa. Yok yok, önemli değil. Ne işiniz varsa halledin. Aa, babam arıyor. Acaba önemli bir şey mi? Ne yapacağım ben? Şarjı bitti. Önemli bir şey herhalde. Alın benim telefonumu, konuşun. Evet, istediğim buydu zaten. Arda Bey, mahsuru yoksa biraz ileride konuşabilir miyim? Özel olabilir de. Tabii, rahatınıza bakın. Hemen yazayım da şüphelenmesin. Tamamdır, mesaj gitti. Sileyim de Arda görmesin. Alo, babacığım. Tamam tamam, hemen geliyorum. Hadi görüşürüz, kapatmam lazım. Evet, bu patronumun numarası. Ne kadar iyi kalpli birisisiniz Arda Bey. Hayranım size. Hep size borçlu kalıyorum. Bir akşam yemeği ısmarlasam. Hiç gerek yok. Kendinizi borçlu hissetmeyin. Başka bir şey yoksa ben gidiyorum. Ah ah, aslında bir sürü şey var da. Kavuşmamıza az kaldı. Hoş geldin Arda. Sağ ol Fatih. Buralarda işim vardı, bir yanına uğrayayım dedim. İyi etmişsin. Çay kahve ne içersin? Güzel kızım, sen şimdi uslu uslu dur. Ben de biraz internette gezineyim. Ay, bu sitede ne kadar güzel şeyler var. Ama hiçbiri de bizim eve uygun değil. Çünkü ev çok küçük. Bu eşyalar ancak büyük evlerde güzel durur. Zaten ev kira. Sözleşmesi de doluyor. Şöyle güzel büyük bir eve taşınsak hem ayrıyetten bir tane daha odamız olur. Yeni eve de yeni eşyalar lazım. Bu eşyalarım oturma odasında durur. Ayrıyetten bir tane misafir odası yaparım. Fatih, işler nasıl gidiyor? Hiç iyi değil Arda. Yolun başına büyük bir veteriner açılmış. Bütün müşteriler oraya gidiyor. Kaç katlı bir veteriner. Ben öyle bir yerle rekabete giremem. Olsun Fatih, yine bir şekilde geçinirsiniz. Bak, bir sıkıntın olursa söyle, ben yardımcı olurum. Birazcık daha harcamalarımıza dikkat etsek yeterli olur. Buldum, kiralık ev kaçmaz. Fiyatı bizim evin kirasının 2 katı ama değer. Çok güzel. Hemen Fatih'i arayıp haber vereyim. Hem beğendiğim eşyalar da bu eve çok yakışır. Fatih, sen canını sıkma, ben varım. Eğer burayı kapatırsan da bizim iş yerinde sana bir yerde ayarlayabiliriz. Teşekkürler Arda ama ben mesleğimi çok seviyorum. Hayvanlar olmadan yaşayamam. Hadi o zaman, kolay gelsin sana. Alo Fatih, aşkım ne yapıyorsun? İyiyim Elif, sen ne yapıyorsun? Eda nasıl? İyiyiz babası. Bir yandan da Eda'nın gazını çıkartıyorum. Hani bizim kira sözleşmesi bitiyor ya. Çok güzel bir yer buldum. İş çıkışı bir yerde buluşup gidelim mi? Elif, nereden çıkarttın şimdi bunu? Bizim evimiz gayet güzel. Hem ev sahibimiz sıkıntı etmez ki. Ama Fatih, internette beğendiğim eşyaların hiçbiri bu eve uygun değil. Elif, sen ne eşyası bakıyorsun? Bizim her şeyimiz var. Instagram'daki yeni gelin evleri çok güzeller. Bizim de öyle kocaman bir misafir odamız, geniş bir balkonumuz olsun. Balkona da bahçe mobilyası koyarız. Düşünsene, Eda ile orada ne güzel vakit geçirirsin. Elif, bunlar telefonda konuşulacak şeyler değil. Akşam eve geldiğimde konuşuruz. İstediğin bir şey varsa gelirken alayım. Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Of ya, bu baban da var ya Eda. Elif'le güzel bir şekilde konuşup içinde bulunduğumuz mali durumdan onu haberdar etmem lazım. Fatih Bey, köpeğin babaya bakar mısınız? Durumu çok kötü. Sizden önce de diğer veterinere gittim ama verdiği ilaçlar onu daha da kötü hale getirdi. Hiçbir şey yiyip içmiyor. Son geldiğinizde Bomi çok iyiydi. Bu yeni veteriner çok iyi gözüküyordu, oraya götürdüm. Bakım falan yaptılar. Herhalde o sırada mikrop kaptı. Çekindiğim için size getirmedim. Tedavi için de oraya götürdüm. Ama hiçbir işe yaramadı.
O kadar çok paramı aldılar ki üstüne üstlük Bomi'nin hali de ortada. Hiç merak etmeyin. Bomi'yi eskisinden daha da sağlıklı bir hale getireceğim. Bayağı da kilo kaybetmiş. Bomi, senin neyin var? Zeynep'ciğim, uçlarından hafif alman yeterli. Tamam, merak etmeyin. Ben zaten böyle güzel saçlara kıyamam. Rengi ne kadar güzel. Orijinal kendi rengi. Hiç ellemedim. Bu ne ya? Sen kendini ne zannediyorsun? Terbiyesiz. Zeynep hayırdır? Şunu engelleyeyim de görsün gününü. Neyse, şimdi müşteriyle ilgilenmem lazım. Teşekkürler Zeynep'ciğim, ellerine sağlık. Ay, bu nasıl bir mesaj ya? Şu bir haftalık ayrılığımız çok iyi oldu. Sensiz ben daha mutluyum. Sen bana ayak bağıydın. İyi ki de ayrıldık. Benim peşimden koşan da o. Bensiz mutlu olan da o. Şimdiye kadar bana söylediği tüm sözler yalan mıymış? Tamamen bitti. Yine de bir ümidim vardı kendisini bana affettirir diye ama yok. Bu mesajla her şey bitti. Canan abla, bunu benden duyman iyi olur. Biz Arda'yla ayrıldık. Daha da birleşmeyeceğiz. Eğer bundan dolayı beni burada istemezsen kendime başka bir iş bulup giderim. Tatlım, sen ne diyorsun? Yine tartışmışsınız anlaşılan ama barışırsınız. Yok yok, bu öyle sıradan tartışmalardan değil. Bana neler dediğini ve neler yaptığını bir bilsen. Şu Arda'ya mesaj atayım da gelsin. Böyle şey mi olurmuş? Yüz yüze konuşsunlar. Şu an tam da iş çıkış saati. Arda ne diyor peki bu işe? Arda, çok acil bir saatliğine bana uğrar mısın? O seçimini yaptı. Begüm'le gezip dolaşıyor. Bir de bana attığı mesajı okusan. Zeynep, yanlış anlamış olmayasın. Ben Arda'yı tanıyorum. Arda seni çok seviyor. Gözü de senden başkasını görmüyor. Ben seni seviyorum. Ama Arda. Ya Zeynep, ben seni ilk gördüğüm günden beri seviyorum ama o zaman farkına varamamıştım. Lütfen al bu çiçekleri. Yani biz şimdi barıştık mı? Küs müydük ki? Yo, tamam, hadi gel. Arda, biliyor musun, ben seni çok seviyorum. Asıl ben seni seviyorum. Zeynep, biz nikah gününü ne zaman alıyoruz? Şşt Arda, nikah başlıyor. Aslında çok beğeniyorum ama saçlarını keser misin? Ben bu saçlarımı bu hale getirmek için çok uğraştım. Tam da istediğim gibi oldu ama sen istersen keserim Zeynep. Yok yok, kalsın. Seni denemek istedim. Ya evet, o zamanlar nasıl kandırmış beni. Hoş geldin Arda. Senin burada ne işin var? Aa doğru, burası ablanın iş yeri. Canan abla, ben çıkıyorum. Tamam Zeynep, şu fırçaları kaldırdıktan sonra gidebilirsin. Şunları kuaföre kilitleyeyim de kalsınlar, bir baş başa konuşsunlar. İkisi de birbirini çok seviyor. Bu yüzden bu haldeler. Canan abla dur, ne yapıyorsun? Abla, beni niye çağırdın, niye gidiyorsun? Bir de üstümüze kapıyı kilitledin şimdi. Aklınca bizi barıştıracağını zannediyor ama boşuna. Evet boşuna. Sen hayat arkadaşını seçmişsin. Onun da sana mutluluklar dilerim. Ne diyorsun be Arda? Ben kimi seçmişim? Asıl sen kendine bak. Ne varmış bende? Ne yaptıysam ortada işte. Ama senden hiç beklemezdim. Hemen yeni birini bulmuşsun. Tam milletin diline düşmüşsün. Yeni sevgilin dışarıda o konuştuğun çocuk değil mi? Ne sevgilisi ya? Ben o çocukla ondan sonra bir daha görüşmedim. Ve hayatımda da kimse yok. Ama mesajı öyle demiyordu. Hayatımın aşkını buldum diyordun. Ne? Kim görmüş bizi? Ve onu kim demiş? Ben mesaj falan da atmadım sana. Ama senin attığın mesaj ortada. Bu işin içinde bir şey var. Bak işte, bu mesaj senden geldi. Ama anladığım kadarıyla haberin yok. Tabii ki yok. Aa, Ezgi. Buraya geldi ve hiçbir şey yaptırmadan gitti. Ah, bu abla kardeş ikisi de ne kadar kötüler ya. O zaman benim telefonuma gelen mesajı da sen atmadın. Evet, ben sana çok mesaj attım ama hepsi özür mesajıydı. Seni sinirlendirecek bir şey yazmadım. Tamam, buldum.
Begüm benden telefonumu istemişti babasıyla konuşmak için. Şarjım bitti falan demişti. Demek o arada sana mesaj attı. Ah, bu Begüm'e elime geçirsem boğacağım var ya. Tamam, bunlar halloldu. Geçen akşam iş çıkışı Begüm'le birlikteydiniz. Tamam, o da oyundu. Bana peşinde bir adam olduğunu ve sürekli onu rahatsız ettiğini söyledi. İş çıkışı bizi beraber görürse peşimi bırakır dedi. Senden başka iş yerinde erkek yok mu? Niye kabul ettin? Ben de ona bu dediğini yaparım ama karşılığında istifa edeceksin dedim. Yani ikimiz için. Ne oldu peki? İstifa etti mi? Etmişti ama ben kabul etmedim. Ya Arda, şimdi de seni boğacağım. Niye kabul etmiyorsun? Yine kandırdı beni. Neyse, boş ver Begüm'ü. Ben seni çok özledim Arda. Ben de seni çok özledim Zeynep'im. Canım Arda'm, bir daha hiç ayrılmayalım. Ben sana bunların hesabını sorarım Begüm. Canım Arda'm, seni çok seviyorum. Ablamı arayayım da artık çıkartsın bizi buradan. Ben çok acıktım hem. Yemeğe çıkalım mı? Ay evet ya. Uzun zamandır çıkmıyorduk. Güzel olur. Begüm bir daha aramızı açmadan da bir an evvel evlenelim. Ay Elif yine Instagram'da Eda'nın çok tatlı resimlerini paylaşmış. Bu ne tatlı şey ya. Gel. Karıcığım ne yapıyorsun? Bakıyorum da neşelisin. Nasıl mutlu olmayayım Buğra? Gel baksana şu Eda'nın resimlerine. Sana kahve getirmiştim ama istersen gel dışarıda içelim. Hava çok güzel. Boş ver şimdi kahveyi. Buğra, sana bir şey söyleyeceğim ama... Ya da neyse boş ver. Zehra, lütfen ne söyleyeceksen söyle. Beni meraklandırma. Ama biliyorum kızarsın bana. Yine çocuk mevzusu mu? Evet ya. Evleneli kaç ay oldu? Bir doktora falan mı gitsek? Zehra, daha biz çocuğuz. Bırak gezelim dolaşalım. Zaten olacaksa ileride olur. Bak kendi ağzına söyledin. Ya olmazsa? Ben anne olmak istiyorum. Ben de baba olmayı istiyorum ama... Zehra, ben senin doktora gidip bir sürü ilaç içmeni istemiyorum. Eğer ileride de olmazsa gideriz doktora. O zaman önümüzdeki ay gidelim mi? Tamam tamam, özür dilerim. Seni de çok üstüne geliyorum. Moralini bozdum. Hadi hadi, sen bana az önce kahve demiştin. Benim karnım acıktı. Dışarıda bir şeyler yiyelim. Tamam o zaman, hazırlan. Gel. Şunlar da sürekli bir aradalar. Zehra, biz büradakiler aramızda para topluyoruz. Sibel için hediye alacağız. Sen de katılmak ister misin? Aa, niye ki? Destek olmak için. Baby shower partisi yapacak ya. Onun için. O daha ne kadarlık evli ki? Hamile mi şu an? Evet canım. Evlendi ya. Hemen hamile kalmış. Ya ne güzel. Tamam, ben de katılıyorum. Ah bu Ezgi ne kadar gıcık. Geldi yine Zehra'nın moralini bozdu. Ezgi, benim sana söylediğim dosyaları hazırladın mı sen? Böyle boş boş dolanıyorsun. Şey Buğra Bey, onun acelesi var mıydı ki? Tabii ki vardı. Şu Buğra Bey de ne kadar gıcık. Anca karısıyla beraber otursunlar. Hele o Zehra'ya hiç laf söylemiyorum. Boş yerine iş yerini işgal ediyor. Geçsin evinde otursun. O odayı da bana versinler. Ezgi Hanım, şu USB bilgisayarınıza takar mısınız? Ay bıktım ya, bıktım. Ben olmasam ne yapacaksınız? Ben olmasam bu iş yeri iflas eder. Bir de kıymetimi bilseler. Gidip bir kahve yapayım da içeyim. Ancak kendime gelirim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer hala değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Her birinize cevap veremesem de yorumlarınızı okuyorum. Fikir ve önerilerinizi de dikkate alıyorum. Bu arada Ponilerin Maceraları kanalımızda çok güzel bir seriye başladık. O serimizi de izlerseniz çok seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.